bir de siz bu havalenin baharatçı esnafısınız. Gündem insanları ölüm tehdidiyle korkutan koronavirüs gündemi. Sizleri nasıl etkiledi? Herkes evinde. Sizler evet, zaman evet. zaman çıktınız, zaman zaman çıkamadınız. Ekonomik olarak zaten ülke darda. Mutlaka. Koronavirüsle ilgili olarak ne dersiniz? Efendim, daha önce de Moda TV gelmişti, sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun, geldiniz. Benimle bu konuda daha önce de röportaj yaptınız. O zaman da söylemiştim. Koronavirüs, yani bu virüs laboratuvar virüsü olduğunu, Amerikan emperyalizminin bütün dünyaya yaydığını, her ne kadar Çin falan vesaire falan diye konuşuyorsa da kalkınan Çin'i, bütün dünya pazarlara girmiş olan Çin'in dünya pazarlarından çekilmesi ve aynı zamanda bu doğrultuda bir büyük bir projeydi bu emperyalizmin. Amerikan emperyalizmi zaten Trump dedi ki bu virüs başladığında Amerika'da dedi 100 bin ölü bekliyoruz dedi. Ta o zaman dedi bugün 100 bini geçmek üzere Trump'un 100 bini geçsin umunda değil daha da seviniyor. Çünkü orada ölen zenciler, yoksullar, fakirler bütün dünyada sadece koronavirüs yoksulları, fakirleri niçin vuruyor? Bu bir soru işaretidir. Bunu insanlar düşünmelidir. Ve de koronavirüsten ülkemizi ele alıyorum. Koronavirüsten mevcut İktidar koronavirüsü bir ticarete çevirdiler sanki. İnsanlar maske sizsin, al sana 500, 300 veyahut 3 milyar 100 arabada yakalandı, dükkanda 3 milyar. Efendim insanlara zaten zor durumda. Bu cezalar insanlara bir şey kazandırmaz ve AK Parti'ye de bir şey kazandırmaz, başka partiye de bir şey kazandırmaz. Ne yapmak gerekiyor? İnsanlara şeffafiyet açmak gerekiyor. Efendim maskenizi lütfen takın. Bu size zarar olur, şunu olur, bunu olur filan diye iyilikten güzellikten ikna edilir. Ve aynı zamanda polis şiddeti de bunun beraberinde gelerek efendim koronavirüs döneminde 4 günlük geçen günleri 4 günlük bir yasak uygulamada sokağa çıkma yasağında Diyarbakır'da, İstanbul'da ve yurdun İzmir'de, Ankara'da yurdun çok bir yönünde polis terörü uygulandı burada. Polis bahçesine çıkmış adam nefes alacak 20 yaşın altında gençler 65 yaşının üstünde ve 65 yaşında nefes alacak. Polis hurra bir saldırıyor orada. Efendim patoküte vuruyorlar, dövüyorlar. Aileler çoluk çocuk barbar bağırıyor. Ben şahsen insan olarak duygulandım ve de ağladım. Ve de ağladım çocukların bağırsına çığırtısına. Böyle bir uygulama olamaz. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Polis şiddetini polisin tabii ki onlar hep, bunu hep böyle yapın diye Cumhurbaşkanımız veya Sayın Süleyman Soylu emretmiyor bunu böyle yapın diye. Kesinlikle. Kendi yetkilerini kullanarak yapıyorlar. Ama bunların İçişleri Bakanı'nın veya Cumhurbaşkanı'na müdahale edeceğine inancındayız. Umarım ederler. Ederlerse çok iyi olur. Çünkü halka bu kadar baskı, işkence, şiddete bu halk layık değil. İnsanlar cezaevi gibi kapandılar eve. Efendim burada testler yapılması gerekiyor. Alabildiğine binlerce test yapılmadan bu hastalık nasıl ortaya çıkacak? Test yapılmıyor. Efendim sokağa çıkma. Çıkmada efendim bir çaresine bakın bunun. Ölüm sayısı artıyor, az azalıyor, az çıkıyor, iniyor filan. Bunun daha bilimsel temellerde ve de daha mantıkla. Bir maske sorunu vardı. 5 tane maskayı AK Parti iktidarı dağıtamadı. 5 tane maskayı dedi ki kesinlikle maske satılamaz, biz dağıtacağız. Yok PTT ile, yok devletle, şunla bunu olmadı. En sonunda dediler ki tamam satın alabilirsiniz dediler. Efendim biz bütün dünyaya madem maske gönderiyoruz, bir takım sağlık malzemeleri gönderiyorsak ülkemizdeki bu noksanlıkları, bu sıkıntıları önce halledeceğiz ki ondan sonra dışarıya bakacağız yani. Önce can, bizim ülkemizin canları, insanları. Efendim şu kadar ülkeye yardım ettik. Bu ülkede 1 milyon lira verip de maske alamayan insanlar var. Ben sokaklarda görüyorum. Ağlayasım geliyor, üzülüyorum, kahroluyorum. Simsiyah olmuş adamın maskesi. İlgine kararmış. Adam korkudan titriyor. Ben maskeyi takmak zorundayım. Bana ceza yazarlar diyor. Efendim ne cezası yazıyorsun bu adama? Ben yazdım oldu diyor. Efendim bu yetkiyi bu monarşi sistemlerinde faşizm dönemlerinde olan bir şeydir. Monarşi, krallık, sultanlık, padişahlık bunlar faşizm. Aynı şeyler zaten. Bunlara gerek yok. Ülkemizde insanlarıyla barışık yaşayalım. Her ne kadar dünya görüşlerimiz ayrı da olsa ortak yönlerimiz olmalı. Tabii. Bu ülkenin insanlarıyız.